Selamünaleyküm. Şevket Kavla'yla görüşecektim. Burada mı kendisi? Kim arıyordu? Celal ben, Celal Kün. Eski bir dava hakkında konuşacağım. Bir saniye. Dede. Dede. Ne var kızım? Bir adam geldi, seni soruyor. Kimmiş? Bilmiyorum. Adı Celal'miş. Buyur evladım. Şevket sen misin dayı? Benim. Müsaitsen sen de bir şey konuşmam lazım. Konu neydi? Mutlu Demir'e ben. Seni Sinop'ta hücre arkadaşımmış. Sonra yediğiniz işiniz ayrı gitmemiş. Severdim. Allah rahmet eylesin. Öldü mü? Öyle söylediler. Ben görmedim ama Allah rahmet eylesin. Öyle. Ama bence sen fazla dua etme arkadaşına. Kendisi cehenneme gitmiş olabilir. Sonuçta masum birinin arabasına uyuşturucu koyup onu yakalatmak ağır bir suç. Sen benden ne istiyorsun evladım? Sen bu evi nasıl aldın dayı? İçimde bir ses mutluyla iş tuttuğunu söylüyor. Doğru muyum? Hadi git işine bak kardeşim. Dayı. Bak ağır hastaymışsın. Duydum ki son evdeymiş. Şimdi arkadaşının yanına cehenneme mi gitmek istersin? Yoksa son dakika bir günahını sindirmek mi? Ben bir şey bilmiyorum. Biliyorsun. Mutluya ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Öyle bir şey uydurmuşsun yurt dışı bilmem ne, sınır dışı falan filan. Ama gerçek başka değil mi? Ya anlatırsam beni mahvederler. Kim mahvedecek seni? O adam ya bundan 10 yıl evveldi. Mutlu geldi kapımı çaldı bir gün. Sığınmam gerekiyor dedi. Ben de ona oda verdim, aş verdim. Hatta o zamanlar küçük bir işim vardı. Kokere satıyordum seyyarda. Bana yardımcı oluyordu. Sonra bir gece eve dönerken 2 tane adam takıldı peşimize. Bir tanesi beni kovaladı. Uzun boylu, beyaz yüzlü bir adamdı. Savaş. Ben kaçtım, zorla kendimi kurtardım. Öbür adamı zaten tanıyamadım. Çünkü atkıları gözlerine kadar kapalıydı. Benim peşime düşen uzun boylu beyaz adamdan kendimi zar zor kurtardım. Aslında onların dertleri Mutlu'ydu. Benle ilgilenmiyorlardı. Ben kendimi zar zor kaçıp kurtardım ama Mutlu öyle olmadı. Ben Mutlu'yu bulduğumda paramparça edilmiş, gözleri doyulmuştu. Nasıl pis bir herifse ağzının içki kokusu her tarafa sinmişti. İçki kokusu mu? Evet, leş gibi içki kokuyordu. Ben o birhane eve girdiğimde Mutlu'nun gırtlağını kesmişlerdi en son. Sen de korkup masal uydurdun polislere öyle mi? Ne yapaydım? Ölüm korkusu işte. Doğruyu söyleseydin dayı. Belki daha uzun yaşardın. Hadi eyvallah. Niye bu pastayla uğraşıyorsun ki Nurhan? Dışarıdan alırdık. Olmaz öyle şey. Mahur Hanım doğduğundan beri pastasını ben yaparım. Sen Firuzan Hanım'a sordun mu kaçta gidilecekmiş? Sordum sordum. Öğleden sonra. Necati Bey, İlhan Bey hepsi gelecekmiş. İyi iyi, hepsi gelsinler. Ya bu kadar şey atlattılar. Biraz yüzleri gülsün artık. Allah rahmet eylesin. Ozan Bey iyi adamdı. Katillerini bulamadılar ama kesinlikle o herif yapmıştır. O Savaş denen herif. Ay neyse ne. Biraz yüzleri gülsün. İnşallah bizim de yüzümüz güler. Merhaba Nurhan.
Ne oluyor böyle hepiniz geldiniz? Vallahi Necati Bey çağırdı Nurhan Hanım. Gelir. Beni hiç özlemediğinizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum Nurhan Hanım. Özledik, özlemez olur muyuz da? Mahur Hanım'ın pastasını yetiştirmem lazım. Bugün doğum günü. Oo, bugün doğum günü mü? Bu insanların doğum günlerini kutlamalarında hep garip bulmuşumdur sevgili yurttaşlarım. Yani filanca tarihte dünyaya gelmiş olmak ne kadar önemli olabilir ki? Yahut da ben size daha önemli bir soru sorayım. Dünya ne demektir? Bunu hiç düşündünüz mü? Dünya. Dünya işte beyim. Ne olsun? Düşünmediniz. Niye düşüneceksiniz ki zaten? Ben size yardımcı olayım. Arapça'da dun aşağı demek. Ya da işte yaşanılan yer. Dünya. Yani aşağıdakilerin yaşadığı yer. Yani aşağılık yer. Şimdi biz aşağılık mıyız? Evet, aynen öyle. Aşağılıksınız Sadık Beyciğim. Ama üzülmeyin. Hepimiz öyleyiz. Aşağılık olmasak bu aşağılık yerde niye yaşayalım? Ne demiş sevgili manevi abim Friedrich Nietzsche? Nurhan Hanım iyi bilir. Varlık sonsuz bir yaradır. Ve övünülecek bir şey değildir. Hele hele kutlanacak bir şey hiç değildir. O pastada sakın meyveli olmasın. Ben çikolata parçacıklı severim. Gerçek çikolata parçacıklar. Ne anlattı şimdi bu adam? Ben hiçbir şey anlamadım. Hadi millet herkes işinin başına hadi. Neredesin İlhan? Evdeyim. Tamam. Şirkete gitmeden önce gel. Seni bekliyorum. Senin mekanına mı? Evet. Biraz iş konuşalım. Tamam. Bak bu çok güzel. Bence bunu da kullanalım. Yani ben pek beğenmedim. Emin olamıyorum. Ben çok beğendim. Yok yok olmaz o. Serginin adını düşündün mü? İstanbul zamanı. Nasıl? Kötü mü sence? Hayır, çok güzel. Gerçi. Evet, çok beğendim ben. Düşünürüm biraz da. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sızlıyor sadece bazen. Çok normal, ucuz atlattın. Aslında sen biraz daha dinlensen iyi olacaktı Mahur. Ay yok Ecem, kaç haftadır evdeyim zaten. Nereye kadar çok sıkıldım. Bu da fena değil bak. Aa evet. Bu olur. İyi misin? Hı hı.